Şu anda Hamdi Kılıç için arama çalışmaları başladı. Jandarma Zeynep. Ekipleri devam ediyor görüyorsunuz. Hemen önümüzde salkım yani istakip köpeği. Buyurun. Ay Zeynep ya da sözünü kestim de. Peki bu hani istakip köpeklerine bir şey koklatılıyor. Şimdi aklıma geldi. Kızı falan getirmiş mi babasına ait bir şeyi? Ne koklatıldığını nereden bileceğiz köpeğe? Ay ben de çok mu fena oldum acaba ama? Keşke haberimiz olsaydı götürürlerdi yanında Müge Hanım. Yani onlar da böyle bir koku falan şey yapıyor da kimin? Bir sürü adam yaşıyor evde. Getirmedi değil mi hiç kız? Bak hiç aklınıza gelmedi. Evet. Benim de gelmedi ya. Sonradan geliyor. Şu anda aslında kuyulara bakılıyor. Kuyudan bir iz aranmaya çalışılıyor. Bu gördüğümüz köpek istakip köpeğimiz Zeynep'ciğim. Dur ben senin çok özür diliyorum. Aklıma geldi. Sonra evet sen az devam önce et. Yayınlamış olduğumuz... Evet şu andaki istakip köpeği Salkım arama yapıyor. Aa, şu anda jandarmaya bağlı istakip köpeği Salkım arama yapıyor. Bu az önce yayınlamış olduğumuz alan sazlık bölge ve hemen içinde de kuyuyu görüyorsunuz. Allah Allah. Ay jandarma şeyi de giydirmişler ona. Yerim ben onu. Ben buralarda olsam bu köpekler yanmıştı benden ama elletmiyorlarmış kimseyle fazla öyle samimi olmasın diye. Şimdi onlar arıyorlar. Evet Zeynep'ciğim söz sende dinliyoruz. Siz de dün buralara baktınız. Evet Salkım aramalarına gördüm. Devam ediyor. Hemen sağ tarafta ise... Zeynep sonra bir laf arasında öğrensene mesela bu bir şey duyarsa ne yapıyormuş? Ben hep merak ediyorum onları. Neyse sen devam et tatlım. Ben de kesip kesip sen devam et diyorum. Tamam sustum. Soralım Müge Hanım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi diğer ekipler de Hamdi Kılıç'ın kaybolduğu evin arazisine girdiler. Orada da bir kuyu olduğu söylenmişti VTR'mizde. Evet. Diğer köpeğimiz de hemen karşı alandan evin çevresindeki tüm boş arazilere bakacak. Aynı zamanda kuyularda da keşif yapacaklar şu anda. Oo, şu an görüyoruz. O yukarıdaki görüntüye bakabilir miyiz? Çok geniş bir arazi olduğu söyleniyor. Bir röportajımız var. 150 dönümden bahsediyor. Burası çok geniş bir arazi. Burası Ali Bey ve Sakine Hanım'ın yaşadığı arazi. 150 dönümden bahsediliyor. Bana biraz fazla geldi 150 dönüm ama. Hemen arkayı göstereyim isterseniz. Oh 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 oh. Hiç uzağa gitmeye de gerek yok. Evet şu anda tepeden görüyoruz araziyi. Peki madem bu kadar geniş arazileri vardı da niye tutup kaç saat ötedeki Hamdi Kılıç'ın arazisini alma çabasına girdiler? Benim bu kadar arazim varsa evet. Daha ne yani? Bu araziyi değerlendirirsin. İnsanların gözü doymuyor ki. Bu arazi kiralıkmış Müge Hanım. Ha? Bunların kendi malı değil burası. Kiralıkmış. Bilmiyorum vallahi kiralık falan ama. Yıllık kiralıyorlarmış burayı. İşte görüyorsunuz efendim. Zeynep'ciğim. Sen söyle kimler var, neler var. Sana döndük. Biz tepeden görmeye devam edelim. Ah canım benim nasıl arıyor. Yerim ben bunu. Çok akıllılar ya. Zeynep duyuyor mu beni? Müge Hanım şu anda arazide arama çalışması devam ediyor. Hemen ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Sağ taraf hemen Hamdi Kılıç'ın kaybolmuş olduğu ve Sakine Hanımların evi. Şu anda da jandarma ekipleri zaten o bölgede de aramalarını gerçekleştiriyorlar. Peki bu aramayı kimler yürütüyor? İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri. 12 tane komando, dronlar... İki tane istakip köpeği ve az sonra da AFAD aramıza katılacak. Bu çalışmayı onlar yürütüyor. Aynı zamanda da Hamdi Kılıç'ın kızı ve damadı da yanımızda bize eşlik ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz köpek de hemen jandarmanın bulunduğu köpek. Sakine Hanımların köpeği yani onların arazisi. Bu arada Zeynep sen çocuklara mikrofonu uzatmadan önce şunu söyleyeyim. Bu hani... Ah yani vallahi isimleri unutuyorum kusura bakmayın. Hani iki yeğen tutuklandı ya amcalarının vefa cinayetle ilgili. Mesela oradaki... Hüseyin ve Selim. Yok vefat eden kimdi? Vefat ettiğini düşündüğümüz? Mustafa Özbay. Şimdi bu Mustafa Özbay ile ilgili arama çalışması yaparken o köpeği götürüyorlar. Mesela bagaja köpek o kadar çok atlıyor ki kan kokusunu duyup. İnceleme öyle yapılıyor. Yani böyle köpek deyip kimse geçmesin. Bunlar, müthişler yani. Yani. Gerçekten hayatımızın en büyük vasıflara sahip yardımcılarından biri. Yani hem normal yaşamda hem burada bagaja atlıyor atlıyor. Öteki arabanın orta alanında kan kokusu var diyor. Hemen gidiyor ona yapıyor. Onu da alıyorlar. Evet. Yani çok
iyi bir burunları var. Evet. Ve çok da lazımlar yani bize. Şimdi işte görüyorsunuz ve çok da tatlılar. Evet, çocuklar da kalktılar, geldiler. Saime Yanık, Hüseyin Yanık, Ahmet Acar Köylü. Ahmet Bey de oralara gitmişti, gelmişti. Özellikle diyordu ki yürüyemez ki bu adam. Bir Ahmet Bey'e de mikrofon uzatalım. Rüzgar var bakalım. Evet, Ahmet Bey yanımızda, buralara kadar gelir miydi, yürür müydü diye sorar Müge Hanım. Müge Hanım buralara kadar yürümezdi. Ben arabayla getirdim. Programda da söylediğim gibi 4, 5, belki 6 olabilir. Hep arabayla getirdim, bıraktım, geriye gittim. Hiç yürüyerek geldiğini asla bilmiyorum. Peki Saime Hanım'la Ali Bey neredeler? Onların evindeler. Onlar evdeler mi? Niye onlar da arama çalışmalarına katılmıyorlar? Niye yanınıza gelmiyorlar? Hani şuraya bakalım falan diye. Evet, şu anda arama çalışmalarına maalesef eşlik etmediler. Biz aile, jandarma ve AFAD'la birlikte arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz sahada. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.